Haber merkezinden, ATV Haber merkezinden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün 10 Ağustos 2023 Perşembe. Acı haber dün akşam Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekat bölgesinden geldi. Teröristlerin kalleş saldırısında 6 kahraman askerimiz şehit düştü. Teröristlerin hain saldırısının ardından başlatılan operasyonda aralarında saldırının planlayıcısının da bulunduğu 4 terörist öldürüldü. Teröristler pusularını yine alçakça kurdu. Hain saldırının adresi bu kez Irak'ın kuzeyiydi. Açılan taciz ateşinde 6 asker şehit düştü. Pençe Kilit Harekat bölgesindeki saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş 27 yaşındaydı. Göreve atanalı daha 1,5 yıl olmuştu. Babası da 48 yaşında polis memuruyken vefat etti kalp krizinden. Ankara'da görev şehidi olan babasının yanında toprağa verilecek olan şehit Teğmen iki kardeşti. Acılı ağabeyinin sözleri boğazına düğümlendi. Vatan sağ olsun. Denizlili şehit uzman çavuş Kemal Özek ise 26 yaşındaydı. Adını 42 yıl önce şehit düşen amcasından almıştı. Şehit uzman çavuştan geriye bu görüntüler kaldı. Şehit ateşinin düştüğü bir diğer kentte Zonguldak'tı. 28 yaşındaki şehit uzman çavuş Mustafa Sezer 6 ay önce baba olmuştu. Geride kokusuna doyamadığı bebeğiyle gözü yaşlı bir eş bıraktı. Melikin nas. 6 yıllık uzman çavuş Özkan Lale ise 29 yaşındaydı. 4 kardeşin en büyüğüydü. Acı haberi Sivas'taki baba ocağına kor gibi düştü. Şehit uzman onbaşı Uğur Özdemir'in acı haberi ise Gaziantep'teki ailesini yasa boğdu. 29 yaşındaki şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Aynı saldırıda şehit düşen sözleşmeli er Mahmut Üçdağ ise Diyarbakırlıydı. Henüz 24 yaşındaydı. 6 kahramanın şehit düştüğü saldırının ardından bölge ablukaya alındı. Kalleş saldırının planlayıcısının da aralarında bulunduğu 4 terörist öldürüldü. Böylece Pençe Kilit Harekat bölgesinde öldürülen terörist sayısı 586'ya yükseldi. Sadece sınır ötesi değil, yurt içinde de operasyonlar aralıksız sürüyor. Şırnak'taki hava destekli operasyonda 2 terörist öldürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Şubat depremlerinin yerle bir ettiği Kahramanmaraş'ta 9074 yeni konutla 231 iş yeri için düzenlenen temel atma törenine video konferans yöntemiyle bağlandı. Ülke genelinde 6,5 milyon konutun dönüştürüleceğinin altını çizdi Erdoğan. Muhalefete de kentsel dönüşüm üzerinden yüklendi. Bunun adı iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı diyen Cumhurbaşkanı oy tercihleri üzerinden depremzedeler için söylenenleri de hatırlattı. Bismillah. Türkiye genelinde 6,5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz. Kahramanmaraş'ta kentsel dönüşüm için toplu temel atma törenine canlı bağlandı. Türkiye genelinde 6,5 milyon konut için dönüştürme sözü verirken hedefine muhalefeti aldı. Ne zaman bir adım atsak CHP ve şürekası hep karşımıza dikildi. Doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Kentsel dönüşüme, ransal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce eski defterleri de açtı. Sonra Türkiye'nin yüreğini yakan 6 Şubat depremlerine getirdi sözü. Bunun adı iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı dedi. Dayanıklı konutlar adeta lüks gördüler. Milletimizi sağlıksız yapılarda yaşamaya mahkum etmek için atılmadık iftira bırakmadılar. Saldırganlığının gerisinde iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır. Seçim sonrası depremzedelere yapılanları da unutmadı Erdoğan. 14 Mayıs öncesinde millete bedava ev vaat ediyorlardı. 15 Mayıs sabahı ilk icraatları depremzedelerimizi sığındıkları yerlerden kapı dışarı etmek oldu. Pek çok edepsizliği, hoyratlığı
ve ahlaksızlığı sergilemekten hicap duymadılar. Biz seçim döneminde de deprem bölgesinden elimizi hiç çekmedik diye devam etti sözlerine. Deprem bölgesinde ise toplam 680 bin konutun ve 170 bin ahır, depo, iş yeri gibi bağımsız bölümün inşa edilmesi gerekiyor. Asla ümitsizliğe kapılmadık. Erdoğan çadır kentler için de 15 Ağustos tarihini işaret etti. 15 Ağustos'a kadar inşallah tesislerde ve çadırlarda kalan az sayıdaki vatandaşımızı konteynerlara yerleştirmiş olacağız. Sonra sıra Kahramanmaraş'ta 7 noktada yapılacak 9074 konut ve 231 iş yeri için ilk kazmanın vurulmasına geldi. Ya Allah! Bismillah. Konutların 913'üne aralarında Galatasaray Spor Kulübü'nün de olduğu hayırseverler destek verdi. Erdoğan diğer kulüplere de çağrı yaptı. Galatasaray Spor Kulübü'nü bu 250'lik ilk adımla tebrik ediyorum. Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş, onları da bekleyeceğiz. Bakalım onlar kaç konutla inşallah bu yarışın içerisinde yer alacak. Hayırda yarış bu. Olası afet öncesi İstanbul'a özel bir deprem yasası da yolda biliyorsunuz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki, mega kentin depreme hazırlanması için 5 sene yeter diyor. Hatta meclisin söz konusu yasa için olağanüstü toplanabilmesi de gündemde. Dikkat çeken bir başka ayrıntı da kentsel dönüşümde 3'te 2 şartının değişebileceği sinyali. Allah'tan dileğimiz en az 10 sene bize bir süre vermesi. Ama 5 senede ben bitiririm diye düşünüyorum bunları. Beklenen İstanbul depremine karşı hazırlıkları anlattı. Şehrin 5 yıl içerisinde o büyük afete hazır olabileceğini söyledi. 5 senede İstanbul'u depreme hazır hale getiririm inşallah. Diyor musun? İnşallah. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katıldığı bir televizyon programında risk altındaki mega kentin dönüşümü hakkında konuştu. Mevcut yasaya göre riskli binaların kentsel dönüşümünün yapılabilmesi için hak sahiplerinin en az 3'te 2'sinin evet demesi gerekiyor dönüşüme. Eğer çoğunluk aksi yönde karar alırsa dönüşüm mümkün olmuyor. Ama Bakan Özhaseki bu şartın değişebileceğini söyledi. Ben %50 hususunda ısrar edeceğim. Yazdırmaya çalışacağım ama tabii takdir yüce meclisin olur. Hak sahiplerinin yarısının evet demesiyle işe başlayalım diyorum. Tüm çaba en kısa sürede şehrin riskli yapıların dönüşümünü sağlamak üzerine. İşte bunun için de dörtlü bir strateji hazırladığını söyledi Bakan Mehmet Özaseki. Bir taraftan kentsel dönüşümü hızlandırmış oluyoruz. Bir taraftan biz rezerv alanlarda 200 binden fazla ki 350 bine kadar çıkabilecek bir sayıda yeni bina yapmış oluyoruz. Bir taraftan yerinde dönüşümle vatandaşı destekleyerek şu andaki müracaatla bile 200 bin daireyi dönüştürmüş oluyoruz. Dört ne peki? Dördüncüsü? Yasa. Ha, yasa. En önemli şey yasa. Büyük önem taşıyan İstanbul yasası için çalışmalar sürüyor ve çok yakın bir zamanda hazır olacak. Herhalde 15-20 gün içerisinde bir ana çerçeveyi çizerim yasa için. Kabinede de sunup Sayın Cumhurbaşkanımızın da diğer arkadaşların da görüşlerini alarak bir hükümet teorisi haline, tasarısı haline getirmeye çalışırım. Meclis eğer müsaitse, açılmışsa orada, yoksa biraz olağanüstü çağırarak bir yasalar silsilesini çıkarız. Riskli alanlarda bulunan yapılar yıkılacak. Yerlerine tekrar yapı inşa edilmesine de müsaade edilmeyecek. O noktalardan tahliye edilen vatandaşların barınma ihtiyacı rezerv alanlarda sağlanacak. Şu anda Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında birkaç alan belirledik. 350 bin konutluk. Avrupa yakasında bulduğumuz yer 6-7 tane ilçenin sınırında. Belki Bakırköy, Fatih'ten başlayarak o bölgelerdeki tüm çürük konutları veyahut da yapı yasağı getireceğimiz yerlerdeki konutları aktarabileceğimiz bir ortam olacak. Yerinde dönüşüm için de ilgi yoğun. Yarısı bizden kampanyası başlatmıştı. Müracaat eden insan sayısı 1 milyon 20 bin. Biz anlaştık işe başlayacağız diyen 21 bin bina var şu anda. 3'te 2'yi sağlamış olan 14 bin bina var. Toplamda ikisinin daire sayısı da 200 bin civarında ediyor.
Milli Güvenlik Kurulu'nun dün akşamki toplantısı çok duygusal anlara sahne oldu. Emekliye ayrılacak olan komutanların katıldığı son MGK toplantısıydı bu. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la vedalaşırken duygulanınca Erdoğan da aynı hislere ortak oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki görevlerinden dolayı Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. Sayın Başkanım, müsaade ederseniz 1971 yılında başladım askerde. Dile kolay, tam 52 yıllık serüveni sona erdi. Kelimeler boğazında düğümlendi. Bu şurayla son oluyor. Gerçekten bir subay gelebileceği en üst seviyeye geldi. Vatan topraklarını canı pahasına korumak için yıllarca en çetin şartlarda, dağlarda, sınırlarda mücadele verdi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, son kez katıldığı Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası emekliye ayrılarak görevine veda etti. Duygularını gizleyemedi. Sizlere teşekkür ederim. Başkomutan Erdoğan, omuz omuza çalıştığı Avsever'i böyle teselli etti. Şimdi kendisi duygulandı, biz de duygulandık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a da Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki görevlerinden dolayı Devlet Üstün Hizmet Madalyası verdi. Devlet Üstün Hizmet Madalyası Ferhat'ı. Sayın Cumhurbaşkanım, hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Ben bu madalyayı benimle beraber görev yaparken Libya'da, Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta sizin emirlerinizi hayata geçirmek için şehit olan arkadaşlarım adına alıyoruz. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülen ve MGK Genel Sekreter Yardımcısı Tuğgeneral Alper Eser de emekliye ayrıldı. Sayın Cumhurbaşkanım 47 sene. 47? Evet. Yani bu sabıcı daha fazla mı? Daha fazla komutanım. O liseden başlamış. Komutanım ben sivil liseden, havacılıkla ilgisi olmayan bir şehirden, Elazığ'dan. Elazığ'dan. Evet komutanım, Sayın Cumhurbaşkanım. En üst düzeyde bırakıyoruz. Çok onurlu ve gururluyuz. Hanımefendiye de çok çok selamlar. Sağ olun, sağ olun. Ana muhalefet seçim yenilgisiyle hesaplaşamadan koltuk savaşı gündemiyle boğuşmayı sürdürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu turuna Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den başlamıştı malum. İmalı ziyarete genel başkanın akrabalarından da tepki geldiği ortaya çıktı. Gerekçeleri İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun karşısında durması. Tabii tartışmalar bundan ibaret değil. Parti koridorlarında da bir yandan da Özgür Özel'in tavşan adaylık için istifa edeceği konuşuluyor. Kaybettik. Tarihi bir seçimdi. Genel başkansa genel başkan. Sayın Kılıçdaroğlu adeta yalnız bırakıldı. Abi formülü, tavşan aday, gölge başkan, gizli toplantılar derken Ekrem İmamoğlu direksiyonu yeniden İstanbul'a kırdı. Anadolu turuna Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den başladı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i de genel başkanlık koltuğu için ön plana çıkardı. Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. İmamoğlu'nun Tunceli çıkarmasının perde arkasını ise CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır anlattı. Tunceli'de İmamoğlu'na tepki var mıydı dedi. Neden Kemal Bey varken siz baba oğul değil miydiniz? Niye onun karşısına çıkıyorsun gibi 3 kişi tepki gösterdi. Onlar da Kemal Bey'in akrabaları zaten dedi. İmamoğlu Tunceli ziyaretinde Kılıçdaroğlu'nun akrabalarından veto yedi. Ancak tavşan aday formülünden de vazgeçmedi. Doğruları konuşan Ekrem İmamoğlu olmak zorunda. İddiaya göre Özel CHP grup başkanlığından istifa edecek, yerel seçim turlarına da Kılıçdaroğlu'nun kendisine danışmadan il yönetimini baştan aşağı değiştirdiği Manisa'dan başlayacak. Özel istifa iddialarını yalanlasa da adaylık için kapıyı açık bıraktı. Adaylığa karar verdiğimde bunu önce ailemle sonra genel başkanla paylaşacağım. Genel başkanın da nasıl düşündüğünü öğrenmek isteyeceğim diye konuştu. Bir başka iddia ise kararsız adımlar yüzünden değişim hareketinin etkisini yitirmeye başladı. Genel başkanım cebinizi aradım ama cevap vermedi. Evinde numarasını çevirdim. İmamoğlu'nun aramızda sorun yok mesajı vermek için kameralar karşısında yaptığı telefon görüşmesi iddiaya göre parti tabanında samimi bulunmadı. Hatta hanesine eksi puan olarak yazıldı.
İmamoğlu'nun sürpriz hamlesi kurultay sonrası her türlü sonuca karşı ön hazırlık yorumlarını beraberinde getirdi. Kılıçdaroğlu'nun kurultayda ipi çok rahat göğüsleyeceği, değişim hareketinin İstanbul'daki 39 ilçeden en fazla 5'inin desteğini alabileceği de konuşuluyor. CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan çok konuşulacak bir itirafla gündemde. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi kendi çizgisinden uzaklaştırıp HDP çizgisine çekme planı yaptığını anlattı. Buna kanıt olarak da seçimden önceki vaatlerini gösterdi. Onu niye yandaş alacağız? Bizim kanımız emeli bu. PKK'yı. HDP'yi. Beraber ittifakız yok mu? Başkanım? Yok efendim ya. Yalan söylemem ben. Ben yalan söylemem. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile kapalı kapılar ardında yaptığı ittifak için yalan dedi. Ama Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan ortalığı karıştıracak bir itiraf geldi. Bir gün Tokat milletvekilimiz, efendim dedi, şu yeni CHP ne demek dedi ya, bunu bize bir anlatın dedi. İşte Kemal Bey başladı anlatmaya. Baykal dedi, bu partiyi dedi, MHP ile merkez arasında bir çizgi oturtmuş dedi. Oradan alıp merkezle HDP arasında bir çizgi oturtmaya çalışıyorum dedi. CHP'den ihraç edilen Özcan, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi HDP'ye yakınlaştırma planını böyle ifşa etti. Kılıçdaroğlu da zaten bunun ilk sinyallerini seçim meydanlarında HDP'nin taleplerini dile getirerek vermişti. Kayyum uygulamasına da son vereceğiz. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Türkiye'nin güvenliğini teminat altına alan sınır ötesi operasyon tezkerelerine CHP'nin hayır oyu vermesi de HDP çizgisine kaydığının ispatı gibiydi. O zaman bundan sonraki bütün tezkerelere hayır mı diyeceksiniz, onu mu anlamamız lazım? Elbette. Altı okumuzdan biri milliyetçilik olduğu sürece biz HDP veya BDP türevi partilere yanaşamayız. Siz Cumhuriyet Halk Partisi tabanını tanımıyorsunuz. Diye Sayın Genel Başkan'a itiraz ettim. Tokat Milletvekili Orhan Düzgün Beyefendi'ye bunu sorabilirsiniz. Yıl kaç dediniz? 2012. Merkez. Anladım ki Sayın Kılıçdaroğlu altı oktan uzaklaşmaya çalışıyor. ATV Haber Özcan'ın iddialarını şahit gösterdiği eski CHP'li vekil Orhan Düzgün'e de sordu. Söz konusu toplantıda Kemal Bey'in partiyi daha sola kaydırmak istediği düşüncesini ifade ettiğine tanığım. Kılıçdaroğlu'nun bu iddialara ne yanıt vereceği ise merak konusu. İyi Parti'de ise gözler Meral Akşener'in 26 Ağustos'ta yapacağı konuşmaya çevrildi. O konuşmadan neler çıkacağına dair önemli ipuçları var gündemde. Akşener'in CHP ile ipleri tamamen koparmaya hazırlandığı söyleniyor. Öyle ki Akşener'in işe CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'den başlayacağı ve İzmir için kendi adayını belirlediği bilgisi de var. Parti kanadından yapılan seçime tek başımıza gireceğiz açıklamaları da bunları doğrular nitelikte. ...26 Ağustos tarihine dikkat çekiyorum. Burada yapılacak önemli açıklamaların Türk siyasetinde önemli bir başlangıç olacağını da ifade etmek istiyorum. Bundan sonra size hayatta başarılar diliyorum. Sinyalini seçim hezimetinden hemen sonra vermişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener iddiaya göre Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümünde CHP ile ipleri tamamen koparacak. Hatta ilk adımı da İzmir'de attı. Şu an itibariyle Türkiye'de 81 ilde 973'e yakın ilçede seçime tek başımıza girecekmişiz gibi hazırlığımızı çok kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Yerel seçimlere tek başına girmek için il il nabız yoklayan Akşener, kulislere göre işe CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir'den başlayacak. CHP'nin adayını desteklemeyeceği gibi İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı İzmir Milletvekili Ümit Özlale'yi aday yapacak. Biz İyi Parti olarak seçim kazanmak istiyoruz. İyi Parti olarak belediye kazanmak istiyoruz. İyi Parti olarak bizim yerel yönetimlerdeki gücümüzü göstermek istiyoruz. Akşener'in CHP ile ittifaka partisinden ayrılsa bile kesinlikle izin vermeyeceği de konuşulanlar arasında. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi ile bir işbirliği yaptık ve bundan muzdaribiz. Almamız gereken oyu almadık demeleri bence büyük bir siyasi nezaketsizlik. Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti'ye karşı 2018 yılında kurulan komployu bozmamış olsaydı bugün İyi Parti diye bir parti var olacak mıydı? Büyük bir soru işareti. Ne istiyorsunuz kardeşim? Saygısızlar! Saygısızlar!
Haftalardır ortalarda görünmeyen Akşener 26 Ağustos'a hazırlanıyor. Kılıçdaroğlu ise şimdilik iddialara sessiz kalmayı tercih ediyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki altyapı çalışmaları hem esnafı hem de İzmirlileri canından bezdirdi. Çukurlar açılan sokaklarda can güvenliği yok. Hal böyle olunca kimse alışveriş yapmıyor. En hareketli sezonda kepenk kapatmak zorunda kalan esnaf da deyim yerinde kan ağlıyor. Başında bir sürü dozerler duruyor. İnsanlar tabii ki girmek istemiyor. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın ziyaretçilerinin akıllarından alışveriş yapmak değil, canına zarar gelmeden oradan uzaklaşmak geçiyor. Nedeni ise belediyenin zamansız ve önlemsiz yürüttüğü altyapı çalışması. Turistlerin olduğu aylar, bu aylar zaten bir tane insan girmiyor sokaktan. Toz, toprak, çoluğu, çocuğu olan hayatta girmez buraya zaten. Rezillik, rezillik, başka hiçbir şey değil. Binlerce insanın geçtiği Anafartalar Caddesi'nin ortasında işte bitmeyen bir çalışma var. Yaklaşık 15 gündür ve kanalizasyon suyu da açıktan akıyor, koku da cabası. Ayın yarısı gitti, mağdur olduk. Ayın yarısı gidince ay sonu nasıl çıkaracağız diye düşünüyoruz. Yani. En yüksek sezon. Evet, en yüksek sezon. Biz öneride bulunduk, dedik ki bunu biz kışın yapın. Kışın işler olmadığında yapın. Nasıl istiyorsanız uzun uzun istediğiniz kadar yapın. Yok hayır dediler. Tam iş olacağı zaman yaptılar. İzmir Büyükşehir Belediyesi esnafın talebine kulak asmadı ve yaz ortasında kemer altında bitmek bilmeyen bir çalışma başlattı. Şu anda saat 3 ama bir çalışma yok. Yok. Tam bir aydan beri şu sokaktan şuraya kadar gelebildiler. 2 günde yapılacak olan işi 15 gündür yapamadılar. Esnafın beklediği ayda yaparsanız bu esnafı perişan edersiniz. Şu anda bulunduğumuz nokta Anafartalar Caddesi'nin en yoğun olduğu bölüm. İşte açılan çukurdan dolayı vatandaşlar karşı tarafa geçmek için kuyruklar oluşturuyor. Çileye dönen çalışma nedeniyle satış yapamayan esnaf 2 haftadır kepenk açmıyor. Bugün açtık dükkanı. Daha yaptığımız iş 400 lira para. Yediğimiz içtiğimiz parasını bile karşılamıyor. Biz mal aldık, borca girdik. Bütün sene bu sezonu beklerken bize Ağustos, Temmuz aylarında yaptıkları bu yani hiç hoş bir durum değil. Aptal oldu burada. Altyapı yetersizliği CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır çözemediği en önemli sorun. Burası da Konak. Fevzi Paşa Bulvarı'nda ana boru patladı. Tonlarca su boşa aktı. Metrelerce yükseğe fışkıran temiz su caddeyi ve üzerindeki iş yerlerini bastı. Toplu sözleşme maratonu tüm hızıyla sürüyor. Komisyon çalışmaları tamamlandı. Kamu görevlilerinin talep ve beklentileri de incelendi. Yeni haftada pazarlık süreci daha da kızışacak. Çünkü 14 Ağustos'ta kamu işveren heyeti de ilk teklifini sunacak. Kamu çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Birinci yıla refah payı dahil olmak üzere 3'er aylık, ikinci yıla 6'şer aylık teklifler şeklinde teklifimizi sunduk. Teklifler tek tek masaya yatırıldı. 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin kilitlendiği müzakereler neredeyse tamamlandı. Çalışmalarımızın tarafları optimal düzeyde memnun edecek şekilde sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Hafta boyunca devam eden komisyon çalışmalarında genel ve hizmet kollarına ilişkin maddeler müzakere edildi. Zaman zaman o görüşmelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da katıldı. 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinin komisyon aşamasında memur sen ve bağlı sendikaların sunduğu tekliflerin yanı sıra kamu görevlilerinin talep ve beklentileri incelendi. Memur senin talebi maaşlarda 22 bin lira yerine 30 bin liralık taban ücret. Talepler arasında ayrıca aylık 7.650 lira kira yardımı, gelir vergisinin %15'e sabitlenmesi, 8.077 lira seyyanen zammın emekli memurlara yansıtılması da var. Bundan sonraki süreçte komisyonla ortaya çıkan rapor ve teklifler müzakere edilecek ve gözler artık 14 Ağustos'ta kamu işveren heyetinin sunacağı teklifte olacak. Hükümetin teklifiyle pazarlıkta ilk viraj geride kalacak. Toplu sözleşme maratonu ay sonuna kadar tamamlanacak.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da seçime sadece 11 gün kala gerçekleştirilen suikast tüm dünyayı derinden sarstı. Koruma ordusuna rağmen başına 3 kurşun isabet eden başkan adayı bir süredir Sinaloa kartelinden tehditler alıyordu. Kurşun yağmuru aracına bindiği anda başladı. Toplantının yapıldığı binadakiler siper almayı başardı ama başkan adayı Via Vicenzio koruma ordusuna rağmen onlar kadar şanslı değildi. Hemen hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı. Birkaç metre ötedeki toplantıdan çıkıp aracına gidiyordu. 30 saniye geçmeden başladı saldırı. 30 elden fazla atış edildi. Ekvador seçimlerine sadece 11 gün kala gerçekleşti suikast. Saldırganlar aracı tam karşıdan hedef aldı. Via Vicenzio'nun başına 3 kurşun isabet etti. O sırada çevrede çok ciddi bir panik vardı. Herkes korku içinde kendini yere atıp siper aldı. Silahlar susunca herkes içeri kaçtı. Kurşunların teğet geçtiği polisler de vardı. Sonra gözler başkan adayını aradı. Daha silah sesleri susmamışken şüphelilerden birine polis müdahalesinin yansıdığı amatör kamera Via Vicenzo'nun hastane kapısından içeri alındığı anları da görüntüledi. Biri milletvekili adayı, ikisi polis, toplam 9 kişi yaralandı yaylım ateşi sırasında. Ancak başkan adayı hayata tutunamadı. Ülkede 3 gün yas, 60 günde olağanüstü hal ilan edildi. Başsavcı, saldırgan girdiği çatışmada öldürüldü dedi. Ancak görüntüde bir şüpheliye müdahale sırasında silah sesleri sürüyor. Amenaza. Sinaloa karteli liderlerinden bana ve kampanyama yönelik ciddi bir tehdit var. Eğer onlar hakkında konuşmayı sürdürürsem beni öldüreceklermiş. Siyaset kartel ilişkilerini deşifre ettiği gerekçesiyle baş şüpheli Sinaloa karteli. Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso suikast için seçim sürecine sabotaj yorumunu yaptı. Şoke edici olaya rağmen seçimler 20 Ağustos'ta yapılacak. Peki o güne kadar şoke edici olay aydınlatılabilir mi? İşte bu hala büyük bir soru işareti. Yapılan zammı beğenmeyen taksiciler artırılan denetimlere rağmen yine haberlere konu olmayı başarıyorlar. ATV Haber olarak bugün mevcut başkan Eyüp Aksu'yla eski başkan Yahya Uğur'a mikrofon uzattık. Ve tabii ki konunun direkt muhatabı taksicilere, kronikleşen krize çözüm için bakın neler söylediler. Kısa mesafe niye almıyorsunuz? Mazot olmuş 36 lira. Müşteri ödediği ücret mazotumu karşılamıyor. Kısa mesafe almamak yanlış bir şey. Yolcuya soramayız. Mega kentin kapanmayan yarası taksi. Zam da geldi ama ne taksici beğendi ne de müşteri binecek araç bulabildi. Turist avı yapan taksici var mı? Uyuşturucu kullanan taksi şoförü var mı? Taksi nasıl oluyor da toplu taşımadan ucuz oluyor? Gerçek taksi müşterisi taksiye biner dediniz. Ne demek istediniz? Bazen müşteri beğenmiyorlar, bazen kısa mesafe gitmiyorlar, bazen yapılan zammı beğenmiyorlar, bazen de yerli müşteri beğenmeyip turist avına çıkıyorlar. Yani sorunlar büyüdükçe büyüyor, büyüdükçe büyüyor, adeta kanayan yara haline gelmiş durumda. Biz binebiliyor muyuz? Abi sadece 7 kule lanserine gidiyoruz. Halimi görmüyor musun ya? Ya usta baksana ya. Taksiciler kontak kapatmaya bile kalktı. ATV Haberse krizin taraflarına mikrofon uzattı, çözüm aradı. Sadece taksiciyi düşünerek müşteri ezilmiş olmuyor mu? Müşterimizi, vatandaşımızı da çok iyi düşünüyoruz. Bütün müşterilerimiz %90'ı diyor ki taksi İstanbul'da çok ucuz. Ben tekerlekli sandalyeye binip bir taksi haberi yaptım ve taksi şoförü bana şunu dedi, yürüyerek git. Selamünaleyküm abi. Ali Beyköy merkeze gideceğiz abi. Tamam. Tamam.
Yürüyerek mi? Abi, ne kadar mesafe ki? O ifadede bulunan taksici hakkında muhakkak denetim yapılıp yaptırım uygulanmalı. Bunda müşterinin bir kabahati yok. Müşteriyle kavga ederek zam alamazsınız. Taksici olarak yolcudan ne istiyorsunuz? Niye böyle sıkıntılar yaşanıyor sürekli? Ya şu anda işini yapan için sıkıntı yok. İşini bilmeyip taksicilik yapan kişilerden sorun yaşanıyor. Bu da gerçekten işini yapan kişilere yansıyor. Bu da bizi üzüyor. %200 yapılmış olsaydı o zaman da yolcu kaybınız olmayacak mıydı? Gerçek şimdi bu zamanda hakiki kim taksi yolcusunu taşırdık. Yeterince zam yapılırsa gerçek taksi müşterisi taksiye biner dediniz. Ne demek istediniz? Biz ısrarla diyoruz ki kesinlikle hak ettiğimiz tarife alınsın. Biz de taksi yolcusunu taşıyalım, vatandaşımızı taşıyalım, bütün İstanbul halkını taşıyalım. Ama tarifeyi almadan da kaliteli hizmet maalesef her sektördeki gibi olmuyor. Vallahi bu taksicilerin düşündüğü bir düşünce biçimi değil. Bu zannediyorum Taksim'de zengin Arap arayan birkaç tane taksicinin düşüncesi. Taksiciler tek eksik zam turist avcıları sınırlı diyor ama plaka sayısı sabit olunca İstanbullu kolay kolay taksiye binmeyi başaramıyor. Yüzde kaç zam olursa siz tamam rahatladık dersiniz? En az %100 oranında zam yapılırsa bu mesleği devam ettirebiliriz. Bu çok vicdansızlık. Uyuşturucu kullanan taksi şoförü var mı? Olamaz. Eğer varsa da o izin belgesi almadan çalışıyordur. Konut satışında son dönemde revaçta olan bir başlık var. Hisseli tapu. Özellikle yatırım yapmak isteyenler daha ucuz olduğu için tercih ediyor bunu. Ama birçoğunun bilmediği riskleri var bunun. Ev sahibi olduğunuzu sanırken sizi evsiz bırakabilecek risklerden bahsediyoruz. Ev aldım derken evet parka dönüştürülmüş bir yeşil alana sahip olmuş olabilirler. Ev sahibi olmak ya da yatırım yapmak için daire almak isteyenler son dönemde sırf daha ucuz diye hisse tapulu konuta yöneliyor. Hem de ciddi riskler olmasına rağmen kiminin bu riskten haberi bile yok, kimi ise bile bile göze alıyor. Ucuz etin yahnisi kötü olur şeklinde olur ve daha çok zarara uğrar. O nedenle de en az 5 düşünüp bir adım atsınlar. Artan konut fiyatları ile birlikte ev sahibi olmak isteyenler hisse tapulu konut satın alıyor. Öyle ki emlak sitelerinde bu tarz ilanlarsa fazlasıyla var. Ama ev sahibi oldum derken o aldığınız hisse tapulu bina kentsel dönüşüme girerse her an evsiz kalabilirsiniz. Çünkü belediyeler kendi içerisinde imar planlarını değiştiriyorlar. O gün üzerinde bina olan yer bugünkü imar planında yeşil alana dönüşmüş olabilir, okul arsasına dönüşmüş olabilir. Ev aldım derken parka dönüştürülmüş bir yeşil alana sahip olmuş olabilirler. Hisseli tapu alırken dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan biri imar durumu bilgisi. Çünkü 10 katlı bir bina yeniden yapılmak üzere yıkıldığında 5 kata düşebiliyor. Bu olasılık onlarca örnekten sadece biri. 17 metrekarelik arsa payınız olduğu dönemde şimdi 10 katlı bina 5 kata düştü. İmar durumu nedeniyle de doğal olarak 17 metrekarelik arsanız sizin yarıya düşüyor. 120 metrekarelik daireniz de 60 metrekareye düşüyor. Bir diğer önemli risk ise hissedarlardan biri ortaklığın giderilmesi için dava açabilir ve böylece siz istemeseniz de tüm mülkün satışı gerçekleşebilir. Bu noktada olacak şey şu, o mülk artık sizin olmaktan çıkıyor, hissenizi bir başkası ihale ile satın alma yoluna girebiliyor. Peki hisse tapulu daire almak isteyenler mağdur olmamak için ne yapmalı? Vatandaş öncelikle almak istediği yerin tapusunu satıcıdan alacak. Belediyeye gidecek, imar bölümüne. Sonrasında tapu kadastroya gidecek. Her iki aşamadan da geçtiyse o yeri alabilir. Hakan Bilal Kutluayp, Fenerbahçe'nin eski yöneticisi, takıma olan aşkını plakasına da taşıdı. Ama peş peşe gelen cezalarla neye uğradığını şaşırdı. İnceleme sonrası aynı plakanın Gürcistan'da da kullanıldığı ortaya çıktı. Kuralları o çiğniyor, cezayı ben ödüyorum diyen Kutluayp ise çözüm bekliyor.
Benim Türkiye'deki plakanın aynısını Gürcistan'dan biri almış, bütün HGS'lerden etiketli şekilde geçmekte. Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp'in başı yaklaşık bir yıldır ikiz plakayla dertte. Kutlualp yıllardır 34FB 1907 plakasını kullanıyor. Ancak Gürcistan'da da bir araçta da aynı plaka olduğu ortaya çıktı. İşte bu Türkiye'deki aracın plakası, bu da Gürcistan'daki araç. Ülke farklı olsa da plaka aynı. Ama bütün trafik cezaları Hakan Bilal Kutlualp'e geldi. Radarlara yakalanmakta, hız radarlarına. Velhasıl bir yıldır yaklaşık bununla uğraşıyorum. Fenerbahçeli eski yöneticinin ilk başta olan bitenden haberi yoktu. Ta ki ard arda trafik cezaları gelene kadar. Köprü geçişleri, radar cezası, HGS geçişleri. İşte tüm bunların hepsi Fenerbahçeli eski yöneticiye yazıldı. Bunun HGS etiketi yok, okuyamıyor. Bu sefer ne yapıyor sistem? Plakayı okuyor. Plakadan dolayı da bana yazıyor, ona geç diyor. Cezalar, Kutlualp yurt dışındayken de durmayınca plakanın aynı olduğu anlaşıldı. Gürcistan'a kayıtlı aracın modeli farklı, plaka birebir aynıydı. Tek fark Gürcistan plakasının başındaki GE yazısı. Başında bizimkilerde biliyorsunuz TR yazıyor ufak bir şekilde. Onlarda da GE yazıyor ama hemen göze çarpmıyor. Bu araç da Türkiye'ye girmiş ve bütün HGS'lerden etiketsiz şekilde geçmekte. Gürcistanlı araç sahibi Fenerbahçe'nin eski yöneticisine ulaştı. Türkiye'ye geldiğinde HGS geçişleri için sisteme başvuruda bulunduğunu, ancak plakaya kayıtlı zaten bir geçiş tanımlandığını öğrendi. Ancak Kutlualp için paradan ziyade güvenlik sorunu çok daha önemli. En önemlisi güvenlik sorunu. Çünkü bir olaya karışır, kazaya karışır, Allah korusun başka bir şeye karışır. Ondan sonra ayıkla pirincin taşını. İnceleme sonucu Gürcistan plakasının ikiz değil, özel olarak alındığı ortaya çıktı. Yetkililer de bu karışıklığa çözüm bulmaya çalışıyor. İşte bu aralar hallolur. Biz de bu dertten kurtuluruz. Skuterlerle ilgili tartışma yeniden alevlendi. Nedeni yine bir kaza. Yaşları skuter kullanmaya yetmeyen iki çocuk vardı. Skuterin üzerinde trafiğe çıktılar. Ölümden döndüler. İşte o kazanın görüntüsünü izlerken, skuter kullanırken dikkat edilmesi gereken kuralları gelin bir kez daha hatırlayalım. Scooter'la araçların arasından ilerlerken içinde bulundukları tehlikenin farkında bile değillerdi. Ta ki ölümle burun buruna geldikleri bu ana kadar. Motosiklette çarpışan scooter'da iki çocuk vardı. Yola savruldular. Çevredekiler çocuklar için seferber oldu. Motosikletli ise hızla uzaklaşmayı seçti. Bu kaza scooter'larla ilgili tartışmaları bir kez daha gündeme taşıdı. Yaş açısından skuturu 16 yaşından daha küçük olanlar kullanmamalı. Skutur kullanırken kuralları iyi bilmeniz gerekiyor. Mesela iki kişi binmek kesinlikle yasak. Skuturu tek kişi kullanacak ve bisiklet yolu varsa orayı tercih etmesi zorunlu. Yani kaldırımda yayaların arasında kullanamazsınız. Ve bisiklet yolunun olmadığı yerlerde ise karayolunda, en sağda ve gideceğiniz yönde kullanmanız şart. Yani ters yönde ve farklı şeritlerde yine kullanamazsınız. Aksi durumda cezai işlem uygulanıyor. Saatte 25 kilometrenin üstüne yapılan bir sürüş skuter için tehlikeli bir sürüştür. Hız kurallarına riayet ediyorum. Kaldırımda kullanmıyorum. Yayalar daha çok fazla, kazaya sebebiyet vermek istemiyorum. Normalde tek binilmesi gerekiyor. İkili binildiği takdirde kazaya sebebiyet zaten. Bisiklet yolları var zaten, o yollarda kullanıyorum. Gençler seviyor. Hani ne kadar binmesem de hani eğlenceli bir şey gibi gözüküyor. Keşke biraz daha dikkat edilse. Skuter kullanırken kask takmanız zorunlu değil. Ancak bu şekilde oturarak kullandığınız bir elektrikli araç varsa kask takmanız şart. Ayrıca gece skuteri kullanırken reflektörlü yeleklerden giymeniz gerekiyor. Kullanacak olsaydım büyük ihtimal kuralları öğrenirdim, öyle kullanırdım. Hiç kullanmadım ama kullansam genellikle dikkat ederim yani. Yolda falan gidersem arabalara bakarım yani. Diğer sürücüler de artık trafik platformunda skuterların varlığına lütfen alışsınlar. Dünya turuyla devam edelim.
Daha 20 yaşında Paris'te öldürülen Akın Genc'in cinayeti üzerindeki sır perdesi telefon kayıtlarıyla çözülecek. Çok acıktım, 10 dakikaya evde olurum dedikten sonra tenha bir yerde başından vurularak öldürüldü Trabzonlu genç. Ailenin tahmini, tanıdığı biri tarafından mesajla cinayet mahalline çağrıldığı yönünde. Gözler şimdi telefondan elde edilecek o kritik bilgilerde. Sömürgeci Fransa'ya, Mali ve Nijer'den sonra bir kötü haber de Burkina Faso'dan geldi. Paris yönetimine şimdiye dek uygulanan vergi muafiyetinin sonlandırılmasına karar verildi. İmran Han'a 5 yıl siyaset yasağı sonrası Başbakan Şahbaz Şerif parlamentonun feshedilmesini istedi. Cumhurbaşkanı onaylayınca Pakistan seçim maratonuna girdi. Ülkede 90 gün içinde seçim yapılacak. Başbakanlığı döneminde hediyeleri sattığı gerekçesiyle tutuklu bulunan Han yarışa katılamayacak. Amerikan Temsilciler Meclisi, Hunter Biden'ın Rus, Kazak ve Ukraynalı oligarklardan aldığı ödemelerin belgelerini yayınladı. Oğul Biden'ın 20 milyon doların üzerinde ödeme karşılığında dönemin başkan yardımcısı Baba Biden'a bağlantıları ve ona ulaşma ihtimalini sattığı iddia ediliyor. Ve o iddialar arasında Joe Biden'ın durumdan haberdar olduğu da var. Hawaii'nin Maui adasında başlayan yangın kontrolden çıktı. 36 kişi hayatını kaybedince Başkan Biden müdahale için orduyu görevlendirdi. 3 noktada alevlerle mücadele sürüyor. 11 bin kişi uçaklarla tahliye edildi. Aralarında ölümden dönenler de var. Evde yalnız kalamayan aile üyeleri olanlar bilir, küçük bir iş halletmek için bile dışarı çıkarken insanın aklı evde kalıyor. Aslında çok yaygın bir sorun bu. Çözümü Üsküdar Belediyesi buldu. Artık işe giderken çocuğunuzu kreşe bırakır gibi yaşlı aile üyelerini de gözünüz arkada kalmadan bu ücretsiz merkeze emanet edebileceksiniz. Buraya geldiğimde arkadaşlarım oldu. Üniversite sınavına girdim. Burada hazırlandım. Sabah geliyorlar, akşama kadar özenle bakılıyorlar. Bizim için bir motive oluyor, güzel oluyor. Ailem de mutlu. Onlar da rahat geziyorlar dışarıda açıkçası. Hem engelliler hem de yakınları bakım odaları sayesinde rahat bir nefes alıyor. Hastaya bakan yakınlarımız gün oluyor, zaman oluyor ki 8 yıldır hiç evden çıkmadım diyor mesela. Ama bu hizmete vermeye başladığımızdan beri bir nefes alma oldu diyor. Projeyi Üsküdar Belediyesi hayata geçirdi. Bakım merkezi sayesinde evde yalnız kalamayan yaşlılar ve engellilerin yakınları artık gözleri arkada kalmadan işlerini halletmek için evden çıkabilecekler. Üsküdar Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi sadece engellilerin değil onlara refakat eden yakınlarının da hayatını kolaylaştırıyor. Sabah saatlerinde bu tesise getirilen yaşlılar ve engelliler akşama kadar burada özenle ve güvenle bakılıyor. Bunun yanı sıra da yakınları da o sırada gündelik işlerini halledebiliyorlar ve gözleri de asla arkada kalmıyor. Üsküdar Belediyesi olarak özellikle bir hususa dikkat çekmek istedik. Evinde engelli çocuğu olan, yatalak hastası olan aileler için hayat çok zor. Biz Üsküdar Belediyesi olarak bu yaptığımız Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki bu bölüm ile işte tam bu konuya bir neşter vurmuş olduk. Proje Türkiye'de bir ilk ve ücretsiz. Gün içinde aileler bize ulaşıyor. İşte bizim bugün özel işlerimiz var vesaire. Bunun için bize yardımcı olur musunuz diyor. Biz de hastamızı kendi servis araçlarımızla evinden alıyoruz. Genetik bir hastalığa sahip olan Tuğçe 22 yaşında ve yatağa bağımlı şekilde yaşıyor. Ancak her sabah Üsküdar Belediyesi'ne ait Engelsiz Yaşam Merkezi'ne gelerek burada hem ona özel bir bakım sağlanıyor hem de annesi dışarıdaki gündelik işlerini halledebiliyor. Gerekiyor, işlerim vardı. Tuğçe'yi buraya bıraktım. Ablaları burada ilgilendi. Yemeklerini yedirirken daha şimdi geldim. Yani biz buradan çok memnunuz. Maaş denizini geçen en genç Türk yüzücü olan Aysu Türkoğlu göğsümüzü kabartan bir başarıya da imza attı. Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın yüzücü oldu. Az kaldı 500. Gidemeden 600.
Tam 11 saat 48 dakika boyunca kulaç attı, Kuzey Kanalı'nı geçmeyi başardı. Adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Kayaya çıkıp o Türk bayrağını açtığım an benim en mutlu ve gururlu olduğum an. Çünkü bunu aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılında yapmış bulunuyorum. Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu unvanının sahibiydi. Hedefi bir ilke daha imza atabilmekti. Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçmek için aylar öncesinden çalışmaya başladı. Soğuk suda olduğunuz için küçük küçük mikro donuklar oluşuyor yüzünüzde. Belirlenen tarih geldiğinde de büyük bir azimle suya girdi. Su sıcaklığının 13 dereceye kadar düştüğü parkurda saatlerce kulaç attı. Aslında en zorlarından biri bu kanaldı. Dediğim gibi su sıcaklığı çok düşük. Çoğu insan zaten hipotermiden dolayı bırakmak zorunda kalıyor. Ve zorlu geçen 11 saat 48 dakikanın sonunda hedefine ulaştı. Kanalı geçen ilk Türk kadın sporcu oldu. Su sıcaklığı 13.8 derecede başladım. Yani zehirli deniz anılarının olduğu bir parkur ve bunu olabildiğince en iyi şekilde bitirdiğimi düşünüyorum. Türkoğlu'nun hedefi zorlu 7 okyanus parkurunun hepsini 5 yıl içinde tamamlayıp adını Guinness'e yazdırmak. Reklam arasına gidiyoruz, ardından veda etmek için burada olacağız. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi akşamlar.